Kamera RAW'la birlikte çalışmaya başlamadan önce RAW dosyaları hakkında biraz bilgi edinelim. Öncelikle RAW dosyalarının tanımını yapalım. RAW dosyalar Türkçesinde ham olarak yani işlenmemiş olarak tanımlıyoruz. RAW dosyalar, RAW dosyalar kameranın içindeki işlemci tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt flash içerisine yani disk içerisine, hafıza kartı içerisine kaydedilen dosyalardır. Bu raw dosyalarını dijital filmler olarak da tanımlayabiliriz ki zaten de öyledir. Analog yani filmli makinelerden dijital kameralara döndüğümüzde analog kameralarda film nasıl bir etkiye sahipse raw dosyalarda aynı yapıya sahiptir. Boyutu üzerinde büyütmeler yapılabilir. Boyutu üzerinde büyütmeler veya küçültmeler yapılabilir. Raw dosyalar üzerinde white balance gibi yani beyaz ayarı gibi sonradan ışık değerlendirme işlemleri, pozlama, renkler üzerinde oynama gibi farklı birçok çalışma yapmaya müsait dosya formatıdır. Normalde bir dijital kamera tarafından çekilmiş olan JPEG dosyaları nazaran 5 veya 6 kat daha büyük dosya boyutlarına sahiplerdir. Örneğin benim kullanmış olduğum kameram Canon 7D. Çekmiş olduğum JPEG dosyalar 5-6 MB tutarken RAW dosyalar 27-28 MB boyutlarında oluyor. RAW dosyalarını Photoshop veya benzeri programlarda veya benzeri fotoğraf işleme programlarında kullanmadan önce temel bir RAW düzenleme aracıyla bir geçiş sağlanıyor. Kameradan bilgisayarımıza aktarmış olduğumuz RAW dosyaları kullanabilmek için Photoshop içerisinde bulunan Kamera RAW, Yine Photoshop ailesi programlarından bir tanesi olan Lightroom veya Apple'ın üretmiş olduğu Aperture programı ya da farklı eklenti veya kamera ile birlikte gelmiş olan yazılımları kullanarak RAW dosyalarını düzenleyebiliriz ve üzerinde yeniden sanki çekim anındaymış gibi ışık ve renkler üzerinde tonlamalar üzerinde yeniden işlem yapabiliriz. Ham ve işlenmemiş bir dosya olduğu için tekrar belirtmek isterim. Ham yani işlenmemiş bir dosya olduğu için üzerinde farklı birçok değişiklik yapmaya müsait bir dosya formatıdır.